Değerli arkadaşlar, bu videomuzun da konusu Beç tavukları, İran tavukları ya da Tokat tavuğu, adına her ne derseniz deyin. Nasıl hayvanlar? Onlar için bir folluk hazırlıyoruz. Beç tavuğu folluğu nasıl olmalı? Onu göstermiş olacağız. Bedava folluk yapıyor olacağız. Yok mu? Gurka gelecek, yumurtaları kim veriyor? Söyleyin bakalım bana. Beç tavukları yumurtlamaya başladılar. Bu kışın ortasında yumurtluyorlar. Yakında nasıl gurka yatırıldığını da göstereceğim inşallah. Hem de pratik bir şekilde. Şu anda benden biraz üstüler, bunlar biraz vahşi yaratık arkadaşlar. Beç tavuğu, Tokat tavuğu, İran tavuğu gibi 3 tane değişik ismi var. Daha başka Türkiye'de bilinen isimleri bunlar. Görüyorsunuz muhteşem görüntüler. İnanılmaz bir makyaj var. Yüzleri çok ilginç. Yumurtalarını almaya başladık bu sezon içerisinde. Daha kışın ortasında. Normalde bu zamanlarda yumurtlaması zordur ama yumurtluyorlar. İnşallah yakın zamanda nasıl gurka yatırılıyor, bunu da size çekip yayınlayacağım. Şimdi hem de size örnek olsun diye pratik bir şey yapmak istiyoruz. Bakın şöyle bir yumurtlayacakları folluk şeklini hazırlıyoruz. Bu imkanı olmayan arkadaşlar için de bir şey olsun diye, örnek olsun diye elimizden geldiğince. Beç tavuklarının en büyük özelliği arkadaşlar, kesinlikle şey yapmazlar. Yani böyle düşük yerde durmazlar. Genelde böyle yukarıda görmüş olduğunuz kolonların üzerinde geceliyorlar. Ya da karşıda sepet kısmımız var. Burada üstünde geceliyorlar. Yani uçan hayvanlar bunlar. Şöyle göstereyim. Yani yukarı aşağıya şöyle biraz yanaşsak, ürkütsek zaten uçacaklardır da muhtemelen. Hadi bakalım, gel. Hadi arkadaşlar. Bir kalkın. Bakalım kalkacaklar mı? Normalde göç eder arkadaşlar bunlar. Bunları dışarıya salım. Mart ayından itibaren Nisan ayında birlikte dışarıya göndereceğiz. Gönderirken kanatlarını keseceğiz. Kesmeden çıkartırsak maalesef bir daha görememe şansınız da olabiliyor. O olmasın diye beç tavuklarını Mart'ta dışarıya çıkartırken ya da Nisan gibi dışarıya çıkartırken kanatlarını kesiyoruz. Ondan sonra da çıkartıyoruz. O kanat kesiminde de gurk nasıl yatırılıyor kısmını da inşallah yumurtalar biraz biriksin, gurka geldiği anda o hayvanımızı yatırırken de çekip size yayınlayacağız Allah nasip ederse. Şu anda da gördüğünüz gibi karşı tarafta beş tavuklar için gurk yatabilsinler diye folluklarını hazırlıyoruz. Bir sonraki videomuzda da bunların İran beş tavukları hakkındaki bir sonraki videomuzda da bunların nasıl gurka yatırıldığını beraber izleyeceğiz. Evet, beç tavukları arkadaşlar, böyle şöyle bir kısa da bilgi vermiş olayım. Beç tavukları ya da piyasada işte değişik isimleri var. İran tavuğu, Tokat tavuğu gibi. Bunların özellikleri, yıllık 70-80 tane yumurta veriyorlar. Çok küçük yumurtaları var. Bir ara onun da şeyini koyayım. Göreceksiniz zaten gurka yatırırken. En büyük özellikleri çok yüksek alarm gibi bir ses veriyor olmaları. Bu yüksek ses tonuyla sizi sürekli uyarırlar arkadaşlar. Bakın hatta karşıda bir tane gurka yatmaya başlayan da var gibi sanki ama. Her neyse, yüksek sesle alarm veriyorlar arkadaşlar. Örneğin çiftliğinize bir yılan girdi. Bu hayvanlar yılandan kaçmadığı gibi onun etrafında dönmeye, yüksek sesle alarm vermeye, bağırmaya başlıyorlar. İşte çiftliğinize diyelim ki hırsız geldi, insanlara bağırıyorlar. Ne bileyim, işte
fareydi, şuydu buydu, haşereye karşı özellikle bit, pire, bu tür haşerelere, böcek, örümcek, bunları zaten yedikleri için çok ciddi anlamda fayda sağlıyorlar. Kargaya karşı, kargayı sürüye indirmiyorlar. Biz şimdi bunları sürümüze katmadık ama yazın katacağız. Çok ciddi manada olması gereken görevleri bir sürü içerisinde ciddi anlamda görevleri olan bir hayvan mutlaka bunlardan bulunması lazım çiftliğinizde diyoruz. Tabii çok fazla mı olur, az mı olur? O sürünüzün büyüklüğüne göre arkadaşlar siz karar veriyor olacaksınız. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Genelde de hep böyle bulunduğu yerlerde mutlaka yüksek tüneler olması gerekiyor. Çünkü uçan hayvanlar, normal şartlarda göç eden hayvan bunlar. Gördüğünüz gibi bakın yerden kalkıp kalkıp hepsi yukarıya doğru çıkıyorlar. Biz geceleri şimdi geldiğimiz için aşağı indiler. Normalde tavanda, bu sütunlarda yatıyorlar. Bekliyorlar. Geceyi oralarda geçiriyorlar. Sonra aşağıya iniyorlar, yayılıyorlar. Biz yumurtalarını almaya başladık kışın. Kış otomatikmen buraya da böyle bir folluk yapıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz. Her şeyi parayla yapmayın arkadaşlar. Kasalarla, bakın böyle plastik kasalarla yan yana çevirdik. Az sonra bu tahtaları neden yapıyoruz? Şu tahtalar, gördüğünüz tahtalar arkadaşlar. Bunları saman koyacağımız için o samanın dağılmasını engelliyoruz. Arada bir perde olmuş oluyor. Biraz da yüksek yerde kalmaya alıştıkları için bunlar, yükseğe yatacaklar için Gurka, biz de onlara özel bir yer, yukarıda bir yer yapıyoruz. Böylelikle onların beslenmesi de böyle halledilmiş olacak yani Türkçesi. Az önce şurada bir tane hayvan yatıyor demiştik. Bakın yumurtlamış arkadaşlar. Şimdi taze taze, canlı canlı yumurtlamış oldu. Yumurtası böyle küçük ama evet, bir yumurta almış olduk. Bakın şöyle. Bu bir beç tavuğu, büyüklüğü bir tavuğun yumurtasından çok daha küçük. Gördüğünüz gibi almış olduk. Bu da canlı canlı size yumurta şeyi olmuş oldu. Bu yumurtalar bakın ne kadar küçük bir yumurta aslında. Baş parmağımızın bir boğumundan birazcık büyük gibi bir şey. Beç tavukları dediğim gibi 70-80 tane yumurtluyorlar. Ama Allah o kadar güzel bir desen vermiş arkadaşlar. Şöyle zoomlayayım ben, iyice yakından görün. Görüntülerimin çok çirkin olduğunu biliyorum ama görüyor musunuz? Yüzlere bakın, apaçi gibi. Çok net gözükmüyor ama üstleri nokta nokta. Gördüğünüz gibi böyle uçabiliyorlar. Beç tavuğunun sesini de duymuş oluyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir ses aslında. Bağırıyor. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir makyaj. Apache gibi, böyle kızılderili gibiler. Yerli, yerlilere benziyorlar. Böyle ne bileyim, Avustralya'nın yerlilerine benziyorlar. Amerika'nın yerlilerine benziyorlar. Öyle hayvanlar. Evet. Kuluçkamızın şey, kuluçka diyorum, folluğumuzun yapımına devam ediyoruz. Elimizdeki kasalarla bakın. Ahmet abimiz yapıyor. Şimdi bunun önüne saman dağılmasın diye hazırlamış olduğu kalası da önüne kapatacak. Bu size bir örnek olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Normalde hani ücretsiz her şeyi parayla yaptıktan sonra herkes yapar. Biz size bu işi parasız nasıl yapabiliriz? Elimizdeki imkanlarla en ucuz, sıfır maliyette diye bu kasaları piyasadan toparlayabilirsiniz. Bu kalaslarda yine piyasada böyle çıkma, orada burada atılan kalaslar zaten. Şöyle görüyorsunuz. Kapatıyoruz.
ana şeyimiz burada. Samanın koyduğumuz altlık olarak koyacağımız samanın dağılmasını, yıkılmasını engellemek. Yani şurada bir alan oluşacak, kocaman bir alan. Orada da hayvanların yumurtasını koyacağız. Tabii bu ara Ahmet abimizin haberi yok. Az önce canlı yayında bir tane yumurta aldık Ahmet Bey. Canlı yayın köşe. Köşede, evet. Oraya yatıyordu bir tanesi. Bir baktım altında yumurta. Aldık koyduk cebinde. Görüyorsunuz böyle kat kat yaptık. Yukarıya doğru da yapıyoruz. Bunlar çünkü ne kadar yüksekte olursa o kadar mutlu olan hayvanlar. Seslerini duyuyorsunuz. Birçok insan çok gürültü ediyor diyor. Yani hayvanın sesini duymak istemiyorsanız zaten söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü biz bu hayvanların seslerini duymak için buradayız. Sabahleyin kalkınca kazların sesini, horozun sesini, beçlerin sesini duymak bizi mutlu ediyor. Sizi etmiyor ise zaten hayvancılığa başlamayın arkadaşlar. Bu iş sevgi işi. Başka işlerle devam edin. Çünkü hayvanın sesine dayanamıyorsanız o da size dayanamaz, size verim veremez. O yüzden mutlaka rahatsız olmayacağınız işleri yapın. Mutlu olun en azından. Evet, gördüğünüz gibi Ahmet abimiz kasaları oradan buradan bağlıyor birbirlerine. Çünkü muhtemelen bunun hepsine, üstüne bunların üstüne çıkacaklar. Harikasınız. Ne güzel bağırıyorsunuz. Karşılıklı bağıralım. Bağır. Şimdi de samanlarını atmaya başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Hatta ön kameraya geçelim, böyle olmuyor. Bunu yaparken de samanın böyle bütün kalıplar halinde değil, iyice yumuşak bir şekilde olması lazım ki yumurtasını hayvan sıcak tutsun, gömsün. Böyle aça aça dolduruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle öndeki kalas kadar, boyu kadar dolduruyoruz. Burası oldukça yumuşak, yumurtanın böyle sıcak durabileceği, gömülebileceği, hayvan onu gömecek yani üstüne diye o şekilde dolduruyoruz. Folluklarımız da hazır olmuş oluyor. İyice çırpılmış. Yani çok böyle sert kalıplar halinde olmayacak ki folluğumuz hayvanlara uygun olsun. Böyle basit 10 dakika içerisinde yaptığımız bir folluk arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Gözde hiç büyütmeye gerek yok. En alta şöyle göstereyim. Tahta kasaları 3 tane yan yana koyduk. Yan yana koyduk. Onun üstüne büyük plastik kasalardan. Mesela biz burada 4-7 tane kullanmışız. 7 tane büyük plastikler arkadaşlar. Yan yana raf gibi dizdik. Birbirlerine bağladık ki düşmesin. Çünkü muhtemelen bu hayvanların hepsi aynı anda çıkacak bunun üstüne. İçlerine önlerinden samanın dağılmasını engellemek adına, samanın dağılmasını engellemek adına bir böyle kapatacak bir şey. Siz başka bir şey de kullanabilirsiniz. Biz bunları böyle bağladık hemen 2 dakikada pratik olsun diye. İçine de böyle samanlarımızı doldurduk. Samanlar bol, kuru, temiz.
olarak koyuyoruz. Gördüğünüz gibi böyle çok pratik, hızlı folluklarımız oluşmuş oldu. İnşallah ilk kur kolanını yatırırken de videosunu çekeceğim sizlere ve izleyeceksiniz. Hem nasıl yatırılıyoru göstermiş olacağız, hem de yumurtayı alma noktasında makineye de koyabiliriz. Ama biz şu anda toplam 7-8 tane, toplam 10 tane falan herhalde. 10 tane yumurtamız var yaklaşık 3-5 gün içerisinde. O 10 tane yumurta için makine çalışmaya değmez düşüncesiyle folluğa yatıracağız arkadaşlar. Bakın, hep yukarıda geziyorlar, oturuyorlar demiştim. Şimdi bakın, yerde neredeyse hiç hayvan yok arkadaşlar. Neredeyse değil, hiç hayvan yok. Hepsi yukarıda böyle tüneklerde. Uçup oraya gidiyorlar. Yukarıdalar yani. Bunlar için, bunları beslemek için bahçenizdeki bir ağaçtan aşağıya inmeyeceklerdir. Kümesinize girmeyeceklerdir büyük bir ihtimal. Hepsi böyle geziniyor. Görülebiliyor mu bilemiyorum ama işte olay bu. Beçlerde. Evet, gördüğünüz gibi. Daha uçup gidecek. Beşler böyle. Ve işte bitti arkadaşlar. İşte kümes şeyimiz, folluğumuz bu. Samanlarla doldurduk. Maliyeti 0 lira. Tabii samana para sayarsanız işte bir balya, şöyle bir balya arkadaşlar saman kullandık. Onun parası da yaklaşık 10 lira olsa işte 10 lirayla doldurduk. Kat kat burada gurka yatıracağız. Yumurtalarımızı, civcivlerimizi alacağız. Evet. Bir başka videoda yine görüşmek üzere diyoruz. Selam ve dua ile kalın.